İstanbul'un incisi güzel adalarımız ve onların arasında parıldayan Heybeliada. Prens adalarının en güzeli, en yeşili, dört tarafı sevgiyle, barışla çevrili Heybeliada. Tarihler boyunca kültürün, medeniyetin ve insan mozaiğinin dalgaları vurmuş kıyılarına. İskelesinden Kablo Kumluğuna, Şafak Kadınlar Plajı'ndan Gazinosu'na ve yakamozlarıyla adalıları her zaman cezbeden Çam Limanı'na, Yakovos'un işlettiği deniz hamamından tarihi Abbas Paşa Plajı'na, Ruhban Okulu'ndan Bahriye Limanı'na ve tabii ki Değirmen Burnu'na. Tarifsiz güzelliklerle bezenmiş Heybeliada. Ve bu adada bir başka güzelliğin hikayesi başlar. 1984 yazında. Bir rüyadır Heybeliada Su Sporları Kulübü. Bir fikir, bir hedef, bir aşktır Yalçın Kılıçlıoğlu ve arkadaşları için. Ve bu rüyayı gerçekleştirmeye karar verirler. Heybeliada, Değirmen Burnu'nda. Adalıların sandallarıyla gelip denize girdikleri bu güzel koy ve arkasındaki kayalık, değerli mimar mühendis merhum Başar Acarlı'nın çizgilerinde artık Heybeliada Su Sporları Kulübü olarak daha da güzelleşmeye hazırdır. Adalar Belediye Başkanı merhum Recep Koç Beyefendi'nin büyük destekleriyle o önemli gün gelir ve kulübün temeli atılır. Yoğun çalışma, gayret ve çabalar maddi manevi desteklerle birleşince bürokrasinin acımasız engelleri bile aşılır. Ada koşullarında inşaat yapmanın bilinen zorluklarına, acı deneyimlere ve statükoya rağmen hedefe adım adım yaklaşılır. Yalçın Bey ve arkadaşlarının sonsuza dek takdirle anılacak azim, hırs ve destekleriyle kulüp artık iyice şekillenmiştir. İstanbul'daki havuzların sayısı iki elin parmaklarını bile geçmezken, 1984 yılında Heybeliada Olimpik Yüzme Havuzu'na ve spor tesisine kavuşmak üzeredir. Adanın sosyal hayatını, gençlerin sportif geleceğini baştan başa değiştirecek olan Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün açılışı heyecan içinde beklenmeye başlanır. Kurucu üyesinden mimarına, demircisinden ustasına, mühendisinden boyacısına ve ayrım yapmaksızın tüm çalışanlarına saygı duyulacak bir eser artık Heybeliada tarihindeki yerini almak üzeredir. Recep Koç, kurucu üyeler ve değerli halkımızın katıldığı törende dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bedrettin Dalan helikopterle kulübe gelip kurdeleyi keserek Heybeliada'da yepyeni bir dönemi başlatır. Ve Heybeliada'da artık hiç durmayacak bir aktivite başlamıştır. Yüzme, su topu ve yelken dallarında faaliyet gösterecek olan kulübün yönetimini Yalçın Kılıçlıoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üstlenir. Bu dönemde sportif başarılar ve sosyal hayata katkısıyla Heybeliada Su Sporları Kulübü adanın vazgeçilmez tesisi haline getirilmiştir. Kulübün kurucusu ve ilk başkanı Yalçın Kılıçlıoğlu, üyelerine doğanın eşsiz güzelliklerini, sosyal aktiviteleri ve su sporlarının keyfini yaşatarak 4 dönem Heybeliada Su Sporları Kulübü'nü yönetmiştir. Selim Sohtorik ve spora olan aşkıyla başlayan 5. yönetim kurulu, özellikle su sporlarında en başarılı dönemin yaşanmasında etkili olmuş ve kulüp artık çabalarının, emeklerinin meyvelerini almaya başlamıştır. Bu dönemde kürek takımı oluşturulmuş, sayısız yüzücü, su topçu ve yelkencinin Türk sporuna kazandırılması sağlanmıştır. 2 dönem süren başarılı yönetimden sonra Selim Sohtorik, bayrağı değerli başkanlarımızdan Mahmut Çarin'e devretmiştir. Mahmut Başkan ve ekibi spor faaliyetlerinde büyük başarılara ve madalyalara imza atmış, ayrıca kulübümüzde yenileme ve geliştirme çabalarına önemli katkılarda bulunmuştur. 3 dönem süren Mahmut Çarin yönetiminde kulüp, altyapısı, işleyişi,
kurumsal yapısı, sporcuları ve tüm bileşenleriyle Türk sporundaki yerini ve imajını daha da sağlamlaştırmıştır. Ardından 10. yönetim döneminde görevi değerli başkanımız Sayın Seza Uğrubol ve ekibi devralmıştır. Seza Başkan döneminde de sürdürülen sportif başarı ve sosyal faaliyetlere, kulübün kurumsal yapısının güçlendirilmesi çalışmaları da eklenmiştir. Böylelikle Heybeliada Su Sporları Kulübü, sporda ve kurumsallıkta adaların en başarılı su sporları kulübü olmuştur. Ayrıca bu yönetim, Heybeliada Su Sporları Kulübü'nün 20. yılında görev yapma onuruna da ulaşmıştır. Derya Kayagülen başkanımızla başlayan 12. yönetim, kulüp arazimizin milli emlak ve ormanla olan sorunlarını çözmede ilk adımları atmıştır. Ve bu dönemde su topu takımımız ikinci kez Türkiye ikincisi olma başarısını göstermiştir. 13. yönetim döneminde ise görevi Sayın Mehmet Fesçiler devralmıştır. Mehmet Fesçiler başkanlığındaki yönetim 1634'ü aktif olmak üzere 2218 üyeye sahip olan kulübü yapısal ve kurumsal açıdan güçlendirmiştir. Tesislerin renovasyonuna hız verilmiş ve Türkiye'de ilk kez olimpik bir havuza özel PVC membran tekniği uygulanarak havuzun içi ve mekanik altyapısı tamamen yenilenmiştir. Bu dönemde su topu takımımız 25. yılımızda Galatasaray'la final oynayarak 3. kez Türkiye ikincisi olmuştur. Böylece devlerin mücadele ettiği Euroleague'de boy göstermeye başlamıştır. Heybeliada Su Sporları Kulübü çeyrek asırlık geçmişiyle yüzme ve yelken branşlarında da Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olma yolunda kararlı ve istikrarlı adımlarla çalışmalarına devam ediyor. Birlik, dayanışma ve destekle bugünlere ulaşan kulübümüz, geçmişte olduğu gibi bugün de üyelerinin destekleriyle ileri gidecektir. Unutmayalım ki adadaki bu güzel koy ve değirmen burnunu Türk sporunun sayılı tesislerinden biri haline getirenlerle aynı azmi, aynı kararlılığı, aynı aşkı hissettiğimiz sürece Heybeliada Su Sporları Kulübü hep yükselecek. Kulübümüzün dününe, bugününe olduğu kadar yarınına da sahip çıkalım. Çünkü bu kulüp hepimizin. 25. yılımız kutlu olsun.